Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün Mesih konusunu bütün inançlarda Mesih inancı nedir? Onu işlemeye çalışacağım. Öncelikle Yahudilerden başlamak istiyorum. Yahudiler Mesih'in Yeşaya ve Hezekiel'deki bütün kehanetleri gerçekleştireceğine inanırlar. Yeşaya'da geçtiğine göre Mesih baba tarafından Davud'un soyundan çıkacaktır. Mesih Yahudileri memleketlerine geri döndürecek ve tapınağı inşa edecek. Kral olarak hüküm sürecek ve bir barış çağına öncülük edecektir. Mesih çağında bütün insanlık Tanrı bilgisiyle dolacaktır. Mesih bütün milletleri İsrailoğullarına yaptıkları yanlışları kabul ettirecektir. Hezekiel'de geçtiğine göre Yahudileri kurtuluşa erdirecektir. İsa ikinci tapınak henüz yıkılmamışken yaşamıştır. O yaşarken Yahudiler sürgünde değildi. İsa hiçbir zaman krallık yapmadı ve onun zamanında bir barış çağı ya da bir bilgi çağı yaşanmadı. Yani Hristiyanlıkla Yahudiliğin Mesih inançları aynı değildir. Hristiyanlıkla Yahudiliğin Tanrı inancı bile farklıdır. Bizim Allah inancımızla Hristiyanların, Yahudilerin inancı farklıdır. Sonuçta Yahudiler Hazreti İsa'nın Mesih olduğunu kesinlikle kabul etmezler. Şimdi bir de Hristiyanlıkta Mesih inancı nasıldır? Bir de ona bakalım. Hristiyanlar İsa'nın Yahudi dini metinlerinde anlatılan beklenen Mesih olduğuna inanırlar. Yahudiler bu görüşe katılmaz ve kendisi de bir Yahudi olarak dünyaya gelmiş olan İsa'yı Mesih olarak kabul etmezler. Hristiyanlar Mesih'in daha çok ruhani bir kurtarıcı olduğuna ve insan ırkını kurtarmaya geldiğine inanırlar. Bahsi geçen krallıksa manevi bir krallıktır. Tanrı'nın krallığı. Ahir zamanda İsa Mesih'in ikinci defa yeryüzüne inişi ve ordusuyla birlikte Mesih karşıtını yenip yok etmesiyle gerçekleştirilecektir. Meryem'den Mesih diye tanınan İsa doğdu. Matta İncili 1:16. Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüz karası, öteki uluslarda saçmalık olarak sayarlar. 1 Korintiler 1:23. Şimdi bir de İslam'daki Mesih inancına bakalım. İslami anlayışta başlangıçta beklenen bir kurtarıcı Mesih olmaması ve Kur'an'da Mesih kelimesinin bu anlamda kullanılmamış olmasına rağmen hadislerin etkisi ve zamanla beklenen Mesih anlayışı kabullenilmiş ve bu gelenek içerisindeki anlatımlar saygı duyulan hadis külliyatlarına girmiştir. Kur'an'daki İsa Mesih anlatımlarının İsa'nın ölümüyle ilgili farklı bir anlama gelen ifadeler içermesi İslam toplumunda konunun farklı ele alınmasına yol açmıştır. İslami anlayışta göğe yükseltilmenin maddi olarak yapılıp yapılmadığı, İsa'nın gökyüzünde yaşayıp yaşamadığı, kıyamete yakın bir zamanda dönüp dönmeyeceği ve eğer dönecekse bunun bedensel olarak mı gerçekleşeceği yoksa manevi, mecazi olarak mı gerçekleşeceği konuları nakilcilerin ve yorumcuların katkılarıyla zengin bir literatür düzeyine ulaşmıştır. Diğer İbrahimi dinlerde de yer alması nedeniyle İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in ölümünden sonraki yıllarda Mesih kavramı İsrailiyat ve hadislerin etkisiyle İslam inanç ve mitolojileri arasına girmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Hazreti İsa'dan bahsederken biz onu kesinlikle vefat ettirdik der. Bizim Müslümanlar Hazreti İsa'yı normal bir ölümle gitmediği için Müslümanlar da beklemektedir. Ben de soruyorum size, Hazreti İsa'nın bu dünyaya gelişi çok mu normaldi? Babasız gelmedi mi? Mucizevi bir doğumla doğmadı mı? Hazreti İsa'nın olayı diğer peygamberlerden çok farklıdır. Çünkü bu dünyaya gelişi de çok olağanüstüdür, gidişi de olağanüstü şartlarda olmuştur. Allah Hazreti İsa'nın yaratılışını aynı Hazreti Adem'in yaratılışı gibi gösterir Kur'an-ı Kerim'de. Bununla ilgili Kur'an ayetlerini de sizlere okuyacağım. İnsanlar çok eski çağlardan beri kendilerini kurtaracak olağanüstü güçlere sahip yol göstericiler beklemişlerdir. Dinlerin çoğunda bu kurtarıcının gökyüzünden ineceği ve inmesinin hemen öncesinde tabiatta büyük değişikliklerin olacağı kabul edilmiştir. Bütün dinlerde Mehdi olağanüstü güçlere sahip bir hükümdar, peygamber veya Hinduizm'de olduğu gibi bir tanrıdır. Eski Mısırlılar da bir kurtarıcı bekliyorlardı.
Onlara göre kurtarıcı Tanrı Ra'nın göndereceği Amon isimli bir hükümdar olacaktır. Eski Amerika yerlilerinden Aztekler de müstakbel kurtarıcı ilahi bir hükümdardır. Mayalarda beklenen kurtarıcının adı Kukulkan'dır. Her iki kavimde de beklenen kurtarıcıların ahir zamanda geleceğine ve kendilerini düşmanlarından kurtararak ilahi adaleti sağlayacaklarına inanıyorlardı. Günümüzde yaşayan en eski din olan Hinduizm'de beklenen kurtarıcı hükümdara Kalki adı verilmiştir. Hinduların inancına göre kurtarıcı Kalki dünyanın zulümle olduğu bir dönemde gelecektir. Hint kökenli diğer dinlerden biri olan Budizm'de de ahir zaman kurtarıcısı beklenmektedir. Onlar bu kurtarıcıyı Maitreya diye Bu isimlendirmişlerdir. inançlarda biraz da Mehdi ve Mesih kavramı birbirine karışmıştır. Yahudiler Meşiyah der, Müslümanlar ve Hristiyanlar da Mesih diye bekler. Zerdüştlük dininde ise beklenen Mehdi, Zerdüşt'ün soyundan babasız olarak dünyaya gelecek olan Saoşyant'tır. Saoşyant, dünyanın ömrü sona erdikten sonra zuhur edecek ve 1000 yıllık bir çalışmayla kötülüğe galip gelecektir. Tanrı Ahura Mazda'yı hakim kılacaktır. Şimdi sizlere Kur'an ayetleriyle İsa Mesih'i Allah nasıl tarif ediyor ayetlerle okuyacağım. Nisa suresi 156. ayet. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından 157. ayet. Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Başkası ona benzer kılındığı için şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. 158. 159. ayet. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. O da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır. Maide suresi 72. ayet. Andolsun şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler küfre düşmüştür. Oysa Mesih'in dediği şudur. Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü o kendisine ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır. Onun barınma yeri ateştir. Zulmedenlere yardımcı yoktur. Maide suresi 75. ayet. Meryem oğlu Mesih yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Onun annesi dosdoğrudur. İkisi de yemek yerlerdi. Bir bak onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Yine bir bak onlar ise nasıl da çevriliyorlar. Tevbe suresi 30. ayet. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla söylemeleridir. Onlar bundan önceki inkar edenlerin sözlerini taklit ediyorlar. Allah onlara kahretsin. Nasıl da çevriliyorlar. Tevbe suresi 31. ayet. Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini Rablar, ilahlar edindiler. Ve Meryem oğlu Mesih'i de oysa onlar tek olan bir Allah'a ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. O bunların şirk koştuğu şeylerden yücedir. Yani Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın geri geleceğine dair hiçbir delil, hiçbir gösterge yoktur. Yani Hazreti İsa da diğer bütün peygamberler gibi Allah'ın yanında itibarlı, salih bir peygamberdir. Başka yapacağı bir şey yoktur. Olsaydı Kur'an-ı Kerim bunu bize mutlaka söylerdi. Biz şimdi diğer pagan inançlarıyla, Yahudilikle, Hristiyanlıkla aynı inancı paylaşırsak bizim onlardan ne farkımız kalıyor? O zaman hak din olduğumuzu niye söyleyebiliriz ki? Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın.